Selamlar efendim. Acil durumlar halinde asla ama asla çekmediğimiz vlog formatımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Senede bir, bazen iki, bazen hiç olmayan bu formatı arada bir geri dönmek güzel hissettirebiliyor. Ee, şöyle ki beni eğer sosyal medyaları takip ediyorsanız genel olarak neler yaşadığımı kaba hatlarıyla bayağı hatlarıyla biliyor olduğunuzu tahmin ediyorum. Ama takip etmeyen bir kesim illaki vardır. Instagram'da sadece 36 bin takipçim var. Youtube'da 400 bine yakın olduğunu düşünürsek yaklaşık bir izleyici kitlemin sadece onda biri falan olan bitenebiliyordur. Ondan dolayı açıklayacağım. Ha Videonun başlığını zaten okuduğunuz anda e, durumun ne olduğunu öğrenmiş olmanız lazım. Çünkü hem thumbnail'da hem videonun başlığında videonun daha çok ilgi çekmesi ve daha çok izlenmesi için clickbait olmasa da ilgi çekici bir şeyler koyacağımı tahmin ettiğim için veya sizin tıklama al nasıl olmuş ya deyip tıklamanıza hani sebep olacak bir şeyler koyacağım. O yüzden durumun ne olduğunu biliyorsunuz ama ben sanki şu an bilmiyor musunuz gibi en başta itibaren detaylarıyla anlatacağım. Geçen sene durumlar kötü adlı e, çektiğim vlogu hatırlarsanız eğer üst üste denk gelen bir sürü kötü olay ki çoğu sağlık sıkıntılarıyla alakalıydı. Benzer bir şey bir daha yaşamayacağımı tahmin ediyordum. Yaşanıyormuş. Yani istenince oluyormuş. Gerçekten yeteri kadar çabalarsanız gerçekten hayatınızı bok etmenin birçok farklı yolu varmış. Onu da öğrenmiş oldum. Bir kez daha e, kanıtlayabildiğim için de mutluyum. Dostkayoğlu şansı denen şeyin gerçek olduğuna bir kere daha kanıtladığım için mutluyum. Her şey nasıl başladı? Her şey nasıl başladı? Her şey Faruk adlı canım arkadaşımı çok seviyorum buradan öpüyorum kendisini kız arkadaşından ayrılmasıyla başladı. Şimdi bu nasıl olmuş olabilir diye sorabilirsiniz. Haklısınız tabii ki. Ee, ben kız arkadaşımdan ayrıldığımda birkaç ay önce ve gerçekten ciddi bir depresyona sürüklendiğinde Faruk elinden geldiğince benim yanımda olmaya çalıştı. Ki ben o dönem hafiften böyle bir Alkole giriştim anlatmışımdır canlı yayınlarda ufaktan alkolü kullanmaya başladım vesaire falan filan diye. Ee, Faruk o dönem yanıma geliyordu toplanıyorduk arkadaşlarla beraber içiyorduk vesaire bir sürü şey. Faruk bu sefer kız arkadaşına ayrılınca tabii ki onu teselli etmek bu sefer arkadaş grubu olarak bize düştü. Ee, ben de Faruk'u buraya çağırdım bizim her zaman toplandığımız ev burası her zaman bir şeyler yaptığımız içtiğimiz ettiğimiz ev burası. Faruk dedim ki gel içelim o da olur tabii ki dedi. Kendisi buraya geldi. Ondan sonra biz o gece içmeye başladık ama böyle şey zannetmeyin zil zurna sarhoş olacak kadar böyle inanılmaz içkin dibine vuruyor falan filan basit şeyler. Çok basit şeyler içiyoruz. Gerçekten çok basit. O, o gece de içtiğimiz şey sadece bira bu arada. Sadece bira içiyorduk. Hadi marka vermeyeyim. Sevdiğim bir marka var ama hadi marka vermeyeyim. Burada gereksiz sponsor yok çünkü bu videoda. Ee, sponsor olmadığı zaman da ben kılımı kıpırdatmam. Hiç kimse kusura bakmayın. Bu da beleş reklam yapacak değilim. Ee, o gece <laughs> iki tane falan bira içtim. Sadece iki tane bira içtim yani ve kesinlikle sarhoş değilim. Çakır keyif gibiyim hafiften başım dönüyor ama başka bir şeyim yok. İyiyim yani. Evde dört kişiyiz bu arada hani Faruk ve benim haricinde Erva ve Orhun da burada. İçiyoruz keyifler yerinde falan filan. Ee, bir ara ben yalnız başıma kaldım. Herkes bir tarafa da aldı, Ben yalnız başımayım. O ara şeyde otururken, sandalyede otururken artık şeyle etkisi sallanıyor muydum? Ne yapıyordum? Onu da hatırlamıyorum ama dengemi kaybedip sırtüstü düştüm. Yani sandalyeyle şekilde geriye doğru düştüm. Ee, sonrası bende yok yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca anlaşılan bilincimi kaybetmişim artık ne olduğunu bilmiyorum Kafa üstümü düştüm gerçekten kafamı mı çarptım bilmiyorum ama bir 10-15 dakikalık bende bir hafıza kaybı var orada bir bilinç kaybı söz konusu ee, kendime geldiğimde Faruk suratıma kolonya fırlatıyordu ve gözümün içine falan giriyordu kolonya ve o kolonyanın gözümü yakmasıyla falan uyandım ne oluyor ya falan filan diye ee, bilincimi kaybetmişim hiçbir şeye tepki vermiyormuşum vesaire falan filan doğal olarak çok korkmuş bizim çocuklar ve Ambulans çağırmışlar ki ben bu noktada bu arada bayağı da bir uykusuzum önceki günlerden çünkü tam şeyi yetiştirmeye çalıştım günler bu 2021'in konuşamadığım oyunları biliyorsun var ya onu yetiştirmek için uğraşıyorum onu bitireceğim hemen 2021'in en iyi oyunu videosuna gireceğim ki hani God of War çıkana kadar yetiştireyim diye bayağı uğraşıyorum bayağı uykusuzum e, o günde işte Faruk gelmeden önce 3 saat mi 4 saat mi anca uyumuşum öyle bir şey. Ee, kendime geldim. Ee, onlar çoktan ambulans çağırmışlar. Paramedikler yolda geliyorlar bilmem ne falan filan. Dediler ki hastaneye gidip baktırmamız lazım. Kafanı çarptım. Bilinçsiz yani bilincin yoktu. Ee, bir şey var mı yok mu öğrenmemiz lazım. Ben ki gerek yok. İyiyim çünkü. Kendimi iyi hissediyorum. Hiç problem yok. Kafamda hafif bir ağrı var. Şu bölgede hafif bir ağrı hissediyorum ama gerçekten çok hafif bir ağrı. Yani baş ağrısı bile denemeyecek kadar hafif böyle bir yani herhalde blunt travma dediğimiz şey midir artık? Yani harbiden çarpmanın etkili çok hafif bir ağrı var ama şişkinlik bile yok. Ya bayağı iyiyim. Dedim ki gerek yok. Gitmeyelim. Götürmeyin beni. Gerek yok. iyiyim ben falan filan diyorum. Yok abi götür götürmemiz lazım. Bakmanız lazım falan filan dediler. Neyse ondan sonra paramedikler geldi. Ee, girdiler. Bana şöyle bir baktılar. Dediler ki gitmemiz lazım bilmiyorum falan filan. Aldılar beni ambulansa bindirdiler. Böylece hayatımdaki ilk ambulans deneyimimi de yaşamış oldum. Ee, ambulans içerisine giderken o insanlar o sedyelerden nasıl düşmüyor bilmiyorum. Ben birkaç kere düşme şeyine çok yaklaştım. Kendimi böyle sıkı sıkı tutmam gerekti giderken. Yani bilinçsiz insanlar, harbiden bilinci olmayan insanlar nasıl düşmüyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. bilmiyorum. Orhun da benimle beraber geldi bu arada beni yalnız bırakmamak için. Gittik bir devlet hastanesine. Ee, araya bu resimleri falan filan da kurguda atarım diye tahmin ediyorum. Umarım görmüşsünüzdür, unutmayıp atmışımdır resimleri. Çünkü o geceden çekilmiş ilginç resimler bulunmakta. Efendim gittik hastaneye. Hastanede bütün işte e, tetkikler, zartlar, zutlar her şey yapıldı. Bakıldı, MR çekildi, o çekildi, bu çekildi, röntgen çekildi bilmem ne falan filan. Hiçbir şey çıkmadı sonuç olarak. Ama ben o gece sabah e, saat 7'ye kadar falan filan hastanede kaldım ve korkunç yorgundum. Zaten diyorum bakın önceki günden sadece 3-4 saat uyumuştum. Kaç gündür o şekilde uyuyordum. Korkunç yorgundum. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir problem yok. Eee neyse oradan herhalde sabaha karşı bir şekilde bir taksi bulduk bilmem ne falan filan. Orhun'la beraber sabahın 7'sinde 8'inde falan filan anca eve geldik. Ben eve geldim korkunç yorgunum bitiyorum. Kendimi yatağa attım. 2-3 saat falan filan ya uyudum ya uyumadım. Erva beni uyandırdı. Dedi ki dişim çok kötü ağrıyor. Daha doğrusu dişi değil. Dilim çok kötü ağrıyor. Erva'nın tam bir iki gün öncesinde e, yemek yerken dişi kırılmıştı. Ve o dişi dilinin altına sürekli batıyor imiş ve dilini gerçekten çok kötü tarih etmiş. Artık buna gidip baktırmamız lazım, Dişçiye gitmemiz lazım mesela. Efendim, efendim abi de böyle kalktım ama Erbay boğazlayacağım. <laughs> açık açık boğazlayacağım. O kadar yorgunum ki bütün gece hastanede geçip şimdi boğazlayacağım. Erbaya şöyle bir bakış atıyorum. O da bana şöyle bir bakıyor. Lütfen gitmemiz lazım dedi. Peki dedim. Peki gidelim. Kalktım gene o bütün o yorgunluğun bilmem üzerine falan filan. Giyindim Ervay'ı dişçiye götürdüm. Ervay İstanbul'u hala çok iyi bilmiyor. Kendisi e, Eskişehir'den eski şehirden geldi. İstanbul'u çok iyi bilmiyor. Kendi başına çok fazla bir yerlere gidemiyor. E, ee, dişçiye gittik. Dişçi de güzelce bir bakıldı onun dişine bilmem ne falan bir sürü şey oldu. Neyse sonuç olarak e, orada da saat 12'ye kadar falan filan kaldık. 1230 bir civarı. Eve dönüyoruz. Ben ayakta uyuyorum bildiğiniz. Gerçekten ayakta uyuyorum. Hani ölüyüm böyle şeyi göremiyorum. Gözümün önünü göremiyorum artık uykusuzluktan. Tüm biriken her şeyden dolayı. Evimin önüne kadar geldim. Evimin önüne kadar geldim. Oraya kadar hiçbir problem yok. Orada ne oldu? Ayağım çukurum vardı. Ne tam eğimli değilim. Orada ayağım takıldı. Ve elimin üzerine düştüm. İlk başta çok şey yapmadım ama neyse falan filan tarzında hani düşmek yani çok da şey bir e, nadir bir şey değil benim için yaşanıyor hayatım boyunca defalarca düştüm elimde bir ağrı olduğunu hissediyorum ama hani o anki işte incinmenin bir memnesin ağrısıdır diye tahmin ediyorum sonra elimin hani renginin bayağı olması gerekenden kırmızı olduğunu fark ettim sonra serçe parmağımın şeklinin olması gerekenden farklı olduğunu fark ettim. Şöyle bir baktım. Ha dedim evet bu kötü görünüyor. Bu kötü görünüyor. Ama bir şey olmak zorunda değil. Yani kırılmış olmak zorunda çıkmış olmak zorunda değil. Hala incinme olabilir. Daha önce defalarca o elimi oraya buraya vurdum, ettim bilmem ne hiçbir şey olmadı sonuçta. Hiçbir şey olmuyor. Yani olmamış olabilir. Eve çıktık. Ee, ağrı geçecek mi diye baktık şöyle bir. Aa, bir 10-15 dakika geçti. Ağrı artıyor. Ağrı kesinlikle yani azalmıyor. Ondan sonra Faruk tuttu bir ben bir bakayım dedi. Faruk evde uyuyordu sonuçta. Ben bir bakayım dedi. Hafif bir yokladı. Hafif o yoklaması benim böyle bir ciyaklamam bir dedim E falan tarzında bir ses çıkardım. Ondan sonra abi dedi bu çok büyük ihtimalle çıkmış dedi. Peki dedim o zaman hadi hastaneye gidiyoruz. Atladık Faruk'un arabasıyla hastaneye gittik. Hastanede ne oldu dersiniz? Geçen bölümde yaşanan olayların aşağı yukarı aynısı. Bağkur borcu. Evet gene bir sürü birikmiş Bağkur borcum bulunmaktaymış anlaşılan. Ben bunları sürekli dönem dönem ödüyorum. Yani hatırladıkça denk geldikçe sürekli ödüyorum ama nasıl oluyorsa bitmiyor. Bir türlü sürekli Bağkur borcum var. Gene çok sağlam birikmiş, çok sağlam bir Bağkur borcu dedim. Onun haricinde, onun haricinde bir de 2017'de zamanda Gamesel'den çıktığımdan beri bir sağlık sigortam olmadığı için belli bir süreç boyunca Şirketim kurup vergi ödemeye başladım sürece kadar bir şey olmadı için oradan bir de genel sağlık sigortası borcum varmış. Onları bilmem ödedik ki hani sigortadan faydalanarak bütün bu işlemleri yaptırabilelim. Çünkü elde bir sıkıntı varsa ameliyatıyla bilmem nesiyle çok pahalıya gelecek ve benim normalde özel sigortam var bu tarz işler için. Bu tarz durumlarda müdahale edebilmem için falan. Orada yaklaşık bir herhalde yarım saat 45 dakika Bağkur'la boğuştuk. Faruk Bağkur'a telefon ediyor. Oradaki adamla kanka oldu. Benim adımla konuşuyor falan filan. Bayağı herifle iyi Bayağı muhabbet ediyorlar. Takılıyorlar falan. Ya abi sistemin abi ya sorma falan filan tarzı muhabbetler ettiler. Bilmiyorum ne. Bir şekilde çözdüler. Normalde Bağkur borcu ödendikten sonra bu insanın bu kişinin Bağkur borcu yoktur diye sisteme düşmesi iki günü falan buluyormuş. Biz orada <laughs> herhalde bir 40 dakikada falan hallettik her şeyi. Ee, daha sonrasında sonunda bu işler çözüldü. Sonunda ben muayenemi vesaire her şeyi oldum. Kırık. Kırık. Şimdi ben çıkık olmasını veya daha iyi bir ihtimalle kötü bir incinme olmasını ve birazcık dinlenerek geçmesini umuyordum. Ben daha önce bacağımı çok kötü şekilde incittiğim zamanda YouTube'daken YouTube'dayken, YouTube'a ilk başladığım dönemde 2012'de çok sağlam bacağımı incittim. Dizimin yerinden çıkıp geri yerine oturduğunu hatırlıyorum resmen. Öyle bir ağrı çektim. Çocukken gene bacağımın üzerine çok kötü düşmüştüm, bacağım bükülmüştü falan. Ama hiçbir zaman çıkık kırık tarzı şeyler olmamıştı. Ben hani ne bileyim bana asla olmaz gibi hissediyordum. Çok ufakken bir kere ayağım çıkmıştı ama onun haricinde kırık denen bir şeyin bana denk gelebileceğini asla düşünmedim. Kırıklara dayanamıyorum. Bakın filmlerde karakterleri ortanın ikiye bölseler. Bir karakteri alır rendeleseler böyle herifi. Tamam mı? Bildiğin rende ile adamı parça parça rendeleseler. Kılım kıpırdamaz. Böyle izlerim ha falan diye komikmiş diye izlerim. Ama o karakterin bir parmağı kırılsın. Bacağı kırılsın. Bir tarafı ters dönsün. Bilmem ne. <laughs> oluyorum ben. Ve bu yüzden kırılma benim için niye bilmiyorum o kadar büyük bir şey ki o kadar böyle rahatsız edici bir şey ki bana olma ihtimali asla yokmuş gibi geliyordu. Benim hiçbir tarafım asla kırılmayacak. Hayatım boyunca hiçbir tarafım böyle ters dönmeyecek. Böyle bir kırık yaşamadan geçeceğim zannediyordum. Öyle olmuyormuş. Ee, hep daha önceden incinme çıkan ve dinlenerek geçen her şeyi bu sefer gerçekten kırık olarak geldi. Serçe parmağım, sağ elimin serçe parmağı bildiğiniz şu, şu noktadan itibaren diğer elim sargıda olduğu için Şu noktadan itibaren böyle tersine dönmüş. Böyle diğer tarafa doğru çıkmış ekseninden böyle. Ve doktorun ilk söylediği şey parçalı kılık ameliyat olman gerekiyor idi. O an Faruk da yanımdaydı muayenede. Şöyle bir Faruk birbirimize bakıp böyle bir diye tepkizi birkaç saniye öyle baktık sadece. Çünkü şeye çok eminiz yani. En fazla çıkık diyecekler. En iyi ihtimalle incinmiş diyecekler. Öyle kırık çıkık böyle bir şey olmayacak. Yani en fazla çıkıktır falan filan diye. Ben o an hani kırık, parçalı kırık. Ameliyat olman gerekiyor. Tel takılması lazım. Dendiği anda böyle bir uzun zamandır hissetmediğim bir titreme hissettim vücudumda. Böyle zangır zangır titremeye başladım bir anda gerçekten. Falan diye böyle dışarı çıktım. Kırık, 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 kırık falan diye bayağı bir dolandım böyle bir kendime gelemedim. Daha sonrasında... O gün Elim'in hemen alçıya alınması gerekiyor. Ertesi günde ameliyat olacak. Ee, ama alçıya alınması için bile Elim'in sigortanın onay gelmesi gerekiyor imiş. Sigortaya başvurduk benim özel sigortama. Özel sigortanın bize geri dönüşü herhalde 1-1,5 bir, buçuk saat falan filan sürdü. Ben elim herhangi bir şey korunmayı alamadan 1-1,5 bir, buçuk saat boyunca orada oturup kös kös böyle bekledim. Özel sigortalar gerçekten insanlara bayağı işkence ediyormuş. Özel sigortamın ismini burada verip kendimi dava ettirmeyeceğim onlar tarafından ama gerçekten çok sıkıntılı iş Önceden onu söyleyeyim. Bu tarz bir durum yaşarsanız veya bilgili değilseniz çok hızlı dönmüyorlar. Bir alçı Aşağı yukarı şöyle şu an gördüğünüz bu sağ elim, evet kırık şu anda bu çeviremiyorum bile uzun hareket ettiremiyorum bile şöyle diyorsun. Bir alçının fiyatı 1500 TL olabilir mi? Öncelikle onu soracağım. Şimdi ben daha önce hiçbir yerime alçı yaptırmadım. O yüzden alçı yaptırma denen işlemin daha uzun süren daha böyle sıkıntılı yorucu bir iş olduğunu zannediyordum. O gün orada bir buçuk saat boyunca inatlaştım. Adamlar dediler ki ösüyorsanız özel sigortanızdan onay gelene kadar yapalım siz parasını ödeyin. Özel sigorta onay gelirse... Ondan sonra şey yaparız biz size paranızı iade ederiz dedi. Ne kadar? 1500 TL alçı bu. Dedim ki yok ben inat ettim yani özel sigortamdan onay gelecek yani onaylamak zorundalar yani onay gelecek diye. Orada bir buçuk saat bekledim ondan sonra girdi iki, iki dakika falan sürdü bunu yapmadan. İki dakikada yapıyor aldı adam bir şey sardı hemen bir şey bandırdı çıkarıp pıf, sardı bitti. Bu. Ya bu kadar da basit bir işlem. Alçı işte bu kadar da kesinlikle zor bir şey değilmiş ama 1500 TL istiyorlar bunun için. O da bayağı bir ilginç dedim. Ertesi günü tabii ki beklememiz gerekiyor bu noktada çünkü ameliyat ertesi gün e, öğlen saatlerinde falan filan e, gerçekleşecek. E, ertesi günü beklerken de aynı zamanda bu sefer ameliyat için özel sigorta onayının gelmesi gerekiyordu. Onun için bekledik, oturduk. Ertesi günü bekledik. Özel sigorta onay gelecek de ben de ameliyat olacağım bilmem ne falan. filan. Ondan sonra annemi artık aramam gerektiğine karar verdim o noktada çünkü ameliyat olacağım malum birinin başında durması gerekiyor. Artık yani anneme haber vermek istemiyordum durumu çok fazla panik yapmasın diye. Artık ya vakti gelmişti bir de azar yiyeceğimi bildiğim için tabii ki. Annemi aradım. Söylediğim şey şuydu. Anne beni azarlamadan bilmem ne demeden nasıl oldu diye soru sormadan sadece şunu bil. Yarın ameliyat oluyorum dedim. O da peki dedi. Hemen uçağa atladı geldi sağ olsun. Hala yanımda şu anda. Hala bana o bakıyor. Yemeklerimi yapıyor. Evimi temizliyor. Yıkıyor beni banyoda falan. Güzel şu an e, tekrardan kendimi 3 yaşında gibi hissediyorum. Güzel bir hissiyatmış. Yani kendi başına bir şeyleri yapmak zorunda olmadan. 32 yaşındaki bir insan olarak bir şeyleri kendi başına yapmak zorunda olmamak. Ne bileyim yemek yiyorsun. Mesela yemeğin hazırlanıyor. geliyor önüne koy diyor. Yiyorsun. Sonra aynı şekilde geri kaldırıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun falan. Çok güzel bir hissiyatmış. Şunun da ayrı bir tatlılığı varmış yani şununla beraber. Efendim. Sonraki günde... <laughs> hastanede ameliyatım olduğum bilmem ne oldu falan filan. Ama hani üst üste her şey kötü gidiyor muhabbeti var ya tam ona noktada. Şeyi hissediyorum. Evet bir şeyler giderek daha kötüye gidiyor. Şimdi bana elin kırık ameliyat olman gerekiyor dedikleri anda düşündüğüm ilk şey şuydu direkt olarak. God of War. Olamaz. God of, War. God of War çıkıyor. Ulan Kasım'ın 9'unda God of War çıkıyor. Eğer şanslıysam Belki Ekim'in sonlarına doğru, Ekim'in son haftası falan filan oynama fırsatım olacak. Kodun erken gelmesi bilmem durumunda. Ekim'in son haftası falan filan oynama durumunda olacak. Sordum doktora ne kadar sürede iyileşecek diye. 3 haftada alçı çıkar, 6 haftada tamamen iyileşirsin dedi. Yetişmiyor, hesaplıyorum yetişmiyor. Olmuyor yani hiçbir şekilde yetişmiyor. Ve benim God of oynamam lazım. Ve bu, bu elle nasıl God of War oynayacağım? Sadece onu düşünüyorum, kafayı onu takıyorum. Hani sağ elim ulan her şeyi bu elle yapıyorum. Her şeyi bu elle yapıyorum. Her şeyi. Dominant elim bu. Hani fesatlığınıza sokarım yemek yemekten falan bahsediyorum yani. Fesat olan sizsiniz ben bir şey demiyorum. Her şeyi böyle yapıyorum yani. Kıçımı da bu elimle yıkıyorum. Yemeğimi de bu elle yıkıyorum. Yapıyorum. Yiyorum. Kurgumu da bu elle yapıyorum. Yani sadece oyun oynamak değil mi? Aynı zamanda video çıkarmak da. Hani bir de 2021 oyunları bilmem nesi falan filan var ya. Her şeyi bu Erva'ya kitlemem demek. Kurgucum olarak her şeyi ona kitlemem demek. ...ki Kendisi oyun kurgusu çok bilmiyor. Şu ana kadar anime videolarının kurgulayla uğraşıyordu. Oyun videosu çok kurgulamayı bilmiyor. Nasıl yapılacak çaktı emin değil ama ona kitlemem gerekiyor her şeyi. Bütün bu stres, iş bilmem ne onları falan filan düşünüyorum. O gün hastaneden dönerken daha ameliyat olmadan önceki gün. Hastaneden dönerken Faruk ben Erba oturup bir yerde bir şeyler yiyelim dedik. Yemeğin yanında ayran aldım. Ayranı bir sallamaya başladım. Patlak çıktı. Her tarafım ayran oldu. Lan dedim bu kadar mı? Hani ne kadar şanssız olabilirsin lan? Yani tamam üst üste olaylar zincir. Elini kırdın. Yok şu oldu kafanı çarptın. Bilmem Ayran lan, Ayranla yani ayran bari patlaması. Her tarafım ayran oldu. Bir de simsiyah giymiştim. Allah'ım her tarafım bembeyaz oldu. Dedim ama gerçekten bu kadar da şanssızlık olmaz. Sokacağım. Ee, kısacası sonrasında ameliyatımı oldum. Hastaneden taburcu dedik. Bayağı bir beklememiz gerekti. Gene özel sigortanın onay vermesi gerekiyormuş taburcu edilmek için. Taburcu edildim. Ondan sonra eve geldik. Şimdi de üzerine hastanedeyken ameliyattan çıkar çıkar çıkmaz hemen sonrasında hissettiğim bir boğazımda gıcıklık vardı. O şu anda güzel bir hastalığa dönüştü. Video boyunca birkaç kere burnumu çektim belki fark etmişsinizdir. Ee, <laughs> ve öksürüyorum böyle. Hayır bunu şu an kameralar oynamak için yapmadım. Gerçekten öksüresim geldi o yüzden öksürdüm. Öksürüyorum, hastayım. İşler yolunda gitmiyor. <laughs> Özel hayatımda ayrı problemlerim var. Onları burada anlatmak istemiyorum şu anda insan ilişkileri konusunda. Orada ayrı problemler ama her şey üst üste çok kötüye doğru gidiyor. İyiye giden tek şey ne? Bu elle hala oyun oynayabiliyorum. Çok acı verici oluyor ama hala oynayabiliyorum. Ve 2021 oyunları için Metroid Dread oynamaya başlamıştım. Elimi kırmadan hemen önce. Epey de güzel gidiyordu. Bu kesin yılın oyunları listesine girer diye düşünüyordum zaten. Ee, o gün ameliyattan döner dönmez mi? Yok. Ameliyattan döner dönmez miydi? Yoksa aynen ameliyattan döndükten sonra. Bu elle oyun oynayabiliyor muyum diye denedim. Oynanıyor. Özellikle iki boyutluysa çok güzel oynanıyor. İki boyutluysa çıkışı yok. Mouse tutamıyorum bu arada hala. Mouse kesinlikle tutamıyorum. Sonra elimle mouse tutmaya çalışıyorum şu anda. Ama kontrolcüyle oyun oynayabiliyorum. Bu da demektir ki çok acı verici olsa da God of War oynayabilirim. Ha şöyle bir olay da var. Sonrasında bir dünya gizlilik anlaşması imzaladığım için şu anda oyun ismini verip kendimi rezil etmek ya da kendimi sıkıntıya daha fazla sokmak istemiyorum. Bunu söylediğim için de girmiyorumdur sıkıntıyı umarım. Ama yakın zamanda çıkacak olan başka bir oyunu da oynamaya başladım. Onun da bir oynadım videosu hazırlanacak. Ee, bir hafta sonrasına falan filan aşağı yukarı gelmesini planlıyorum. Onu da oynamaya çalışıyorum. Ve o 3 boyutlu bir oynadığı için analog manolog da kullanmam gerekiyor. Yani sağ analog. Kamerayı kontrol etmem gerekiyor. O kamerayı böyle şu şeyle çer çevirdiğinde bir canım yanıyor. Bir canım yanıyor. Kamera kontrol etmek ne kadar lütufmuş ya. Hani bir hediyeymiş yani. Tanrı'nın verdiği bir hediyeymiş resmen. Yani kamera kontrol ederken can yanmaması. Ne kadar güzel bir şeymiş gerçekten. İnsan kaybedene kadar anlamıyor nelere sahip olduğunu. Ben şu anda anlıyorum efendim. Yani. O oyunu oynarken iyi kötü hiçbir şey söyleyemiyorum oyunla ilgili. Oyunun ismini bile söyleyemiyorum. Biliyorsunuz ne olduğunu ama söyleyemiyorum. God of War değil. Ee, o oyunu oynarken şu anda korkunç acı çekiyorum. Ama sizler için video çıkarmak için para için. Para önemli. Para önemli. Kimseyi kandırmayalım burada. Para önemli. Çok sağlam. Hastane masrafları bayağı yüksek. Sigortayla bile, bile bayağı ...yüksek oluyor. Yani sigortada para ödüyorsun... Bağkur Borcu bilmem ne. Problemli şeyler... ...bunlar tabii. Üst üste bir sürü... ...problem var. Dediğim gibi bir sürü şey... ...yaşamaktayım şu anda. Çözmeye... ...çalışıyorum. Yakın zamanda... ...ortadan kaybolursam... ...olur da gerçekten söz verdiğim... ...hiçbir şeyi tanı getiremezsem... ...2021 oyunları çok büyük ihtimalle... ...God of War'dan önce yetiştiremezsem... ...sebebi anda bu. Haberiniz olsun. Elim kırık... ...mouse tutamıyorum, kurgu yapamıyorum oyun bir şekilde oynuyorum. Kendimi zorluyorum ama gerçekten çok canım yanıyor. Gerçekten çok işin şakası bir yana oyun oynarken gerçekten çok canım yanıyor. O yüzden çok uzun saatler oynayamıyorum. Yarım saat, bir saat en fazla oynuyorum ve ondan sonra uzun bir mola vermem gerekiyor acının, ağrının geçmesi için. Şu an ağrılarım geçmiş değil. Ee, hala günde 3-4 tane ağrı kesiciyle anca dizginliyorum ve geceleri uyuyabilir hale ...gelebiliyorum. Ee, uzun vade daha rahat olacağını... ...düşünüyorum. Şurada bir yerde aşağı yukarı... ...elimden çıkmış olan bir demir var. Demir parçası var. Ee, serçe parmağımı sabitleyen, serçe parmağımda... ...kemiği sabitleyen. Iğrenç bir görüntü. Ee, gördüğüm zaman gerçekten... ...inanamamıştım. Yani Böyle simsiyah bir delik var... ...ve oradan çıkmış böyle iki üç tane böyle... ...demir var. Böyle duruyorlar. Böyle dikişli... ...iğrenç bir görüntü. Ee, şu an yani inanmak istemiyorum orada olduğuna ama... ...oradalar ve 6 haftanın sonucunda o demiri tutup çıkaracaklarını söylüyorlar. Ameliyatsız çıkarabilmek için dışarı bırakmışlar. Nasıl tutup çekecekler? Nasıl hissettirecek onu böyle çıkarırken onu düşünüyorum. Daha şimdiden onun stresine girdim. Hani demiri tutacaklar, kemiğimin sabitleyen demir tutup çekecekler. Elimin içinde demir ama nasıl oluyor bilmiyorum. Yani canın yanmayacak diyorlar. Nasıl yanmayacak? Nasıl yanmayacak? Bilmiyorum ama stresliyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Durum bu iyileşince aranıza daha fazla videoyla geri dönmeyi planlıyorum. Şu anda dediğim gibi önümüzde birkaç tane planlı video var. Hangisini çıkarabileceğimden emin değilim. Chainsaw ben başladı. Onun anime incelemesini yaparız bittiği zaman. 3-4 ay sonra falan. Niye bunu şimdiden haber verdim bilmiyorum. Herkese görüşmek üzere. Bir başka vlogda 2-3 sene sonra. Hadi bay bay. <laughs>